Herkese selamlar. Son birkaç hafta içinde göçmenlik hukuku ile ilgili güncellemeler ve değişikliklerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bunların arasında USCIS yani Göçmenlik Bürosu ile ilgili gelişmeler olduğu gibi Dışişleri Bakanlığı yani Department of State ile ilgili güncellemeler de var. Öncelikle Göçmenlik Bürosu'nun dosyaları hızlı bitirme isteğinden kaynaklanan bir gelişmeyi duyurmak istiyorum. Bilindiği gibi Green Card başvurularında mutlaka başvuruyla beraber bir sağlık raporunun gönderilmesi gerekiyor. Bu sağlık raporlarının geçerlilik süresi de normalde 2 yıl. Göçmenlik Bürosu yakın zamanda yapmış olduğu bir açıklamayla sağlık raporlarının geçerlilik süresini geçici olarak 2 yıldan 4 yıla çıkardığını duyurdu. Şimdi burada iki tane önemli konu var. Bir tanesi geçici olması, ikincisi de 2 yıldan 4 yıla çıkması. Bununla ne kastediliyor? Geçici olmasından kasıt bu açıklamanın sadece 1 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olması. Yani sadece önümüzdeki birkaç ay içinde geçerli olacak. Diğer konu da 2 yıldan 4 yıla çıkartılması sürenin. Peki neden bu şekilde? Tahminim şu, Göçmenlik Bürosu'nun elinde Covid zamanında faal edilen, gönderilen ve elinde bekleyen çok sayıda 485 başvurusu var. Yani içeride bir sürü 485 dosyası bekliyor geçtiğimiz 2 yıl içinde Göçmenlik Bürosu'na gönderilen. Hatta öyle ki Ağustos, Eylül, Ekim 2019 tarihinde Göçmenlik Bürosu'na gönderildiği halde henüz bir sonuç alınamayan 485 dosyaları var. Sanırım Göçmenlik Bürosu yapmış olduğu bu açıklamayla şunu söylemek istiyor. Bu dosyaların mümkün olduğu kadar bitirilmesi, bunların bitirilmesi için de sağlık raporlarının geçerli olması gerekiyor. Eğer sağlık raporları geçerli olmazsa ne olur? Göçmenlik Bürosu'nun sorgulama gönderip yeni sağlık raporu istemesi lazım. Bu da ciddi bir vakit kaybına yol açacak. Dolayısıyla tahmin ediyorum bu sağlık raporlarının geçerliliğinin 2 yıldan 4 yıla uzatılmasının gerçek sebebi Göçmenlik Bürosu'nun bu dosyalar için yeni bir request for evidence, yeni bir RFE yani yeni bir istek talebinde bulunmak istememesi, ondan ziyade dosyaları bir an önce bitirmek istemesi, arzu etmesi bundan kaynaklanan bir açıklama olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu iyi haber. Bu beraberinde bizi başka bir gelişmeye götürüyor. Son günlerde Göçmenlik Bürosu'nda devam eden pending 485 başvurusu olanlara ya telefonlarına text olarak ya da e-mail olarak bir an önce 485 RFİ'lerine cevap verin, sağlık raporlarınızı gönderin diye bildirimler geldi. Hatta müvekkillerimiz çok şaşırdı. Bizi aradılar. Niye böyle bir şey söylüyor? Bir şey mi unuttuk? Bir şey mi atladık? Halbuki bu sağlık raporunun geçerlilik süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkartılmasıyla İnsanların almış olduğu bu text mesajlarının, e-maillerinin birebir ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Yani Göçmenlik Bürosu diyor ki kısacası eğer size bir RFI gönderdiysek ona bir an önce cevap verin. Sağlık raporunda 2 yıldan 4 yıla çıkarttık. Amacımız bir an önce 485 dosyalarına bakmak diyor. Tabii Göçmenlik Bürosu'nun bir şeyi istemesiyle onu yapabilmesi birbirinden tamamen farklı iki kavram olduğu da unutulmamalı. Yani böyle bir açıklama yaptılar diye, biz böyle bir yorum yaptık diye Göçmenlik Bürosu'nun 485 dosyalarını çok hızlı bir şekilde bitireceği de düşünülmemeli. Tahmin ediyorum Eylül, Ekim, Kasım 2019 tarihinde faal edilen dosyaları bir an önce bitirebilmek için sağlık raporlarının geçerliliğini 2 yıldan 4 yıla çıkarttılar diye tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz ama bu her halükarda iyi bir gelişme. Çünkü sağlık raporu bittiğinde yenisini almak gerekiyor. Yeni bir masraf, zaman kaybı en azından diğer başvurular için de bunun çok olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Yakın zamandaki çok önemli gelişmelerden bir tanesi de Eylül ayının vize bülteninin yayınlanması oldu. Eylül ayının vize bülteni oldukça önem arz ediyor. Çünkü Ekim ayında açılacak olan yeni dönem DV Lottery Green Card başvurularının nasıl ilerleyeceği konusunda bilgi vermiş oluyor. Eylül ayında açıklanan vize bültenine göre diğer kategorilerde çok büyük bir farklılık söz konusu değil. F2A dediğimiz Green Card'lıların eşlerine ve 21 yaş altı çocuklarına yapabildiği başvurularda yine başvuruların current olduğunu yani anında yapılabildiğini görüyoruz. DV Lottery ile ilgili gelişme ise Europe yani Avrupa üzerinden yapılan başvuruların Türkiye'nin de içinde olduğu grubun Ekim ayından itibaren ilk 2300 kişinin başvuru yapabileceği veya bunlara mülakat randevu verilebileceği yönünde açıklama. Dolayısıyla DV Lottery 2022
ilk aydan itibaren 2300 kişiyle başlamış olacak. Covid döneminde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de insanların Social Security numarasıyla ilgili yaşamış oldukları sorunlardı. Mesela yeni bir Social Security kartı almak için Social Security ofisin açık olmaması, kaybedilen bir kartın yerine yenisinin alınması için Social Security ofise ulaşılamaması veyahut da dosyası yeni kabul edilen bir kişinin sıfırdan Social Security almak için Social Security ofisinin o kişiye bu numarayı göndermemesi, bu o kadar büyük sorunlara yol açtı ki aylarca insanlar çalışamadı, Social Security numarası olmadığı için işlem yapamadılar. Gerçekten Covid döneminde insanları çok büyük sıkıntıya sokan konulardan birisi Social Security ofislerinin düzgün bir şekilde çalışmaması ve bu numaraların ya alınamaması ya da kaybedilen numaraların yenilenememesiydi. Göçmenlik bürosunun bununla ilgili getirmiş olduğu çözüm teklifi oldukça güzel görünüyor. Bundan sonra Green Card başvurusu yapan kişilerin, yani Amerika içinde 485 formu fail eden kişilerin aynı zamanda Social Security Card'a o başvuruyla beraber başvurmaları veya yenileme istemelerinin bundan sonra söz konusu olabileceğini açıkladı Göçmenlik Bürosu. Benim sık sık söylediğim bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde gitmekten gerçekten imtina edeceğiniz ve gittiğinizde zorlanacağınız birkaç ofisten bir tanesi Social Security Office. Bu şekilde bu başvurunun bir Green Card başvurusu yaparken Social Security numarasının da tahsis edilmesinin istenmesi, bunun adresinize gelmesi gerçekten çok büyük bir kolaylık olacak. Dediğim gibi Covid gerçekten çok zor zamanlar yaşattı, çok zor zamanlardan geçtik ama aynı zamanda zor zamanlar bazı yeniliklerinde habercisi oluyor. Mesela bugün nasıl bazı mülakatlar internet üzerinden, online olarak, telefonla katılarak yapılabiliyorsa artık Göçmenlik Bürosu'nun uygulamak istediği bu sistemde oldukça yenilikçi ve özlenen bir şey. Umarım herkes için faydalı olur. Yine Covid zamanında karşılaşılan en büyük zorluklardan birisi Amerikan vatandaşları için pasaportlarının yenilenmesi meselesiydi. Bilindiği gibi pasaport alınabilmesi veyahut da pasaportların yenilenebilmesi için fiziksel olarak başvuru gerekiyor ve bu çoğunlukla postanelerde yapılıyor. Fakat Covid zamanında gerek postanelerin kapanması, gerek insanların postanelere gitmek istememesi, gerekse devlet dairelerinin ciddi bir şekilde çalışmaması nedeniyle gerçekten pasaport yenileme ve pasaport alma konusunda çok büyük sorunlar oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın bununla ilgili getirmiş olduğu kanun teklifine göre bundan sonra Amerikan pasaportları online olarak alınabilecek veyahut da yenilenebilecek. Biraz önce anlattığımız gibi Covid gerçekten çok zor geçti, birçok şeye mal oldu ama beraberinde böyle kolaylıkların da gelmesine vesile olmuş oldu. Bu şu anda teklif aşamasında olan bir şey. Dışişleri Bakanlığı bunu bir kural olarak çıkardığında, duyurduğunda artık internet üzerinden pasaport yenileyebilirsiniz dendiğinde bunu bir kez daha duyuruyor olacağız. Göçmenlik hukukunda gerçekten çok önemli diyebileceğimiz başka bir gelişme ki ben bunu daha önceki kısa postlarımda duyurmuştum. Amerika içinde turist statüsünden F1 öğrenci statüsüne geçen kişilerin artık 6'şar aylık B2 uzatması yapmak zorunda olmamaları. Kısaca hatırlamak gerekirse Trump öncesi dönemde Amerika'ya turist vizesiyle gelen bir kişi F1 statü değişikliği başvurusu yaparak Amerika'da kalabiliyor ve başvurusuna bakılana kadar Amerika'da yasal statüsünü devam ettirebiliyordu. Bu Trump'ın gelmesiyle bu uygulamadan vazgeçildi ve Trump şöyle bir kural getirdi. Amerika'ya gelip B2'den F1 statüsüne geçmek isteyen kişiler, bu başvuruyu yapan kişiler aynı zamanda oturumlarını 6'şar aylık periyotlar halinde uzatmak zorundalar. Dolayısıyla bir yandan içeride F1 başvurusu varken diğer yandan da 6'şar aylık B2 uzatmaları oluyordu. Biden göreve geldikten sonra bu bir kere daha değişti ve eski haline döndü. Dolayısıyla artık Amerika içinde bulunan ve B2 statüsünden F1 statüsüne geçmek için başvuru yapan kişilerin 6'şar aylık B2 uzatması yapmalarına gerek kalmadı. Bu beraberinde ne getirdi? Bir kere çok büyük kolaylık getirdi. Çünkü Amerika içinde F1 statüsü başvurusu yapan bir kişi statü başvurusu sonuçlanana kadar Amerika'da bu başvurunun sonucunu bekleyebilir. Başka bir şey merak etmesine gerek kalmadı. Bu çok iyi başvuran açısından. Göçmenlik bürosu açısından da çok iyi. Çünkü F1 başvurusu devam eden kişiler en az 2 veya 3 tane 6'şar aylık uzatma başvurusu yapmak zorunda kalıyordu. Bu da Göçmenlik Bürosu'nun zaten çok yoğun olan iş gücünü biraz daha arttırarak çok fazla dosya fail edilmesine ve oradaki memurların çok daha fazla dosyaya bakmasına
neden oluyordu? Gereksiz bir kalabalıktı bu. Dolayısıyla bunun ortadan kalkması oldukça iyi oldu. Hem başvuru yapanlar açısından hem de göçmenlik bürosu açısından. Bu başvurular hala oldukça teknik ve dikkat edilmesi gereken başvurulardır. O yüzden başvuru yapacak olan kişilerin bu başvurulara çok dikkatli bir şekilde eğilmesini ve kesinlikle profesyonel yardım almasını bir kere daha tavsiye ediyoruz. Göçmenlik hukuku ile ilgili gelişmelerden bahsederken atlamamamız gereken, hani İngilizce'de denir ya last but not the least, yani belki en son bundan bahsediyoruz ama kesinlikle önemsiz bir konu değil, hatta çok önemli konulardan bir tanesi diyebiliriz. Göçmenlik bürosunun başına getirilen yeni isim. Daha önce bunu duyurmuştuk. Orjado, göçmenlik bürosunun başına getirilen yeni direktör. Kendisi daha önce USCIS'te çalışmıştı Obama zamanında ve USCIS'i çok iyi bilen, göçmenlik politikalarını çok iyi bilen, göçmenlere yardımcı olmak için çalışabilecek olan bir isim. Biden onu USCIS direktörü olarak atamıştı. Fakat Senato'dan atanması, onaylanması yeni gerçekleşti ve artık kendisi göçmenlik bürosunun direktörü olarak göçmenlik bürosunun USCIS'in başında. Bundan sonra ne beklenebilir? Özellikle USCIS'in elinde olan, yani kendi memurlarına verecekleri direktifler, bunlara memorandum diyoruz. Policy memorandumlar olabilir, direktifler olabilir, manuallar olabilir. Göçmenlik bürosunun kendi içinde düzenleyebileceği yönetmelikler olabilir. Bunlarla ilgili bundan sonra çok daha iyileşmeler, çok daha olumlu değişiklikler bekliyoruz. Tabii ki USCIS'in direktörü kanun koyamaz ama göçmenlik bürosunun içindeki yönetmelikleri iyileştirebilir. Kendisi nitekim göreve geldiğinde yaptığı ilk açıklamada göçmenlik bürosunun tekrar göçmenlere hizmet eden, onların ihtiyaçlarına cevap veren ve başvuruları mümkün olduğu kadar hızlı sonlandıran büro olması için çalışmak adına elinden geleni yapacağını söyledi. Umarım kendisinin USCIS direktörü olması bütün göçmenler adına çok faydalı olur. Göçmenlik Bürosu ve Dışişleri Bakanlığı ile ilgili son güncellemeler bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız, yorumlarınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye, yorum yapmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.